İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Evet, bugün geç de olsa biliyorsunuz gündemi ben biraz geriden takip ediyorum sık video çekemediğim için. Sizlere aklıma takılan, sinirimin bozulduğu, kızdığım, eleştirmek istediğim insanlar hakkında yine buna magazin mi dersiniz, gündemi değerlendirmek mi dersiniz? Hemen konulara geçiyorum o zaman. İlk konuğum Hülya Avşar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Hülya Avşar duruyor, duruyor, duruyor. Yaklaşık herhalde bir 7-8 senedir gündemde değildi. Bir şekilde çıkıyor ve işte sanırım bir gazinoda program yaptı. Tabii ki bizim işte yorumcularımız ay işte kıyafeti çok şıktı, şöyle güzeldi, böyle güzeldi. İşte gazinoyu çaktı, yıktı, indirdi, yıkamayı, yağlamayı yaptılar biliyorsunuz Hülya Avşar konusunda. Hülya Avşar konusunda arkadaşlar bir Ajda Pekkan'a bakar mısınız? Bu kadar mı mesleğine aşık, bu kadar mı işinin hakkını veren, bu kadar mı işine önem veren, ehemmiyet gösteren sanatçı olur? Tanıtımları dönüyor arkadaşlar Ajda Pekkan'ın yeni klibinin bir tık galiba. Onun tanıtımları dönüyor. Muhteşem bir klip. Teaserlarını izliyorum, tanıtım teaserlarını. İnşallah bakalım devamı ne kadar, herhalde şöyle 3-5 güne kadar çıkacak. Bu kadının kazandığı para anasının ak sütü gibi helal bir para. Ama şimdi kalkıp 20 sene hiçbir şey yapmayıp aradın mı deyip 60 yaşında neredeyse yakın kadın 25 sene 20-25 sene önce yaptığın şarkıyla çıkıp yıktı, indirdi, dedirtmek bence birazcık kolaycılık. İmkanların var, paran var. İstesen gidip birazcık çaba sarf etsen güzel bir şarkı yapabilecek durumdasın. Senin yerinde olsa madem sahneye çıkacaksan, şarkıcılık yapacaksan lütfen en azından işine saygın olsun. Bir tane şarkı yap, o şarkıyla çık, yeniden dedirt, bilmem ne dedirt. Ne bileyim 25 sene önceki aradın mı? Sana yakışmıyor bile o şarkı artık yani bence. Aradın mı diyerekten aynı şarkıyı pişirip pişirip getirip reklamda kullandı. Sinekten yağ çıkarıyor kadın. Ondan sonra yeni işte çıktı gazinoda o şarkıyı kullanıyor falan fişman. Bir de arkadaşlar ben her yaşın bir güzelliği olduğuna inanıyorum. Aslında Hülya Avşar'ı beğeniyorum ama farklı bir bakış açısıyla bakmak da lazım. Sürekli yıkama yağlama yapıldığı zaman insanlar kendinin ne olduğunu unutuyor bence. Şimdi arkadaşlar Hülya Avşar yaşına göre giyinmeli. Tamam elbise çok şık olabilir ama yani kıçına kadar buraya kadar sırtını açıp göğüslerin bu yanlardan görünüyor. Bu kadar derin bir dekolte verecek yaşta mı sizce? Bence kalın da birazcık. Tamam elbise şık olabilir ama yani keşke dekolteyle ya da cesur pozlarla değil de Hülya Avşar adına yakışır bir şarkı yapıp onunla çıksan da gündem olsan da insanlar izlese alkışlasa diye düşünüyorum. Bu kolaycılık değil gibi geliyor bana. Ben yani gidip de Hülya Avşar'ın 25 sene önce çıkardığı albümden bir şarkıyı okuyarak gündemde olmasını ve çıktığı gazinoya da gidip para verenleri enayi olarak görüyorum. Enayisiniz. Çünkü kadının bir ürettiği bir şey yok. Yeni bir şarkısı yok, bir icraatı yok. Yani 60'ından sonra sahneye çıkacak işte derin sırt dekoltesi verdi diye gidip ben onu izlemem kardeşim. Bence onu çıkaran gazinocuların da aklı yok. Bu kadar yetenekli insan varken bence var ya artık Türkiye'de yetenek üretecek, yetenek çıkaracak güçlü insanlar kalmadı diye düşünüyorum. Bu işi ehemmiyet gösterecek insanlar kalmadı. İşte eskinin sanatçılarını döndürüp sizlerin önüne koyuyorlar. Ama bir insanın kalitesini, bir insanın ne bileyim kalitesini bence icraatları ve seçimleri belirler. Hani bir insanı nasıl kaliteli diye adlandırırsın? Onun seçimleri, icraatları, söylemleri çok önemlidir. Dinlediği şarkılar bile çok önemlidir. Sen kalkıp da şimdi geleceğim gece hayatının durumuna tekrar. Sen kalkıp da hiçbir çaba sarf etmeyen, adından başka hiçbir çabası olmayan birine gidip bir de astronomik rakamlar verip dinliyorsan bence sen ne bileyim müzik kalitesi düşük, sadece şöhret meraklısı birisisin gibi geliyor bana izleyenleri için söylüyorum. Ben şimdi gidip Hülya Avşar'ı güzel bir şarkı çıkarmadıysa, ne bileyim güzel bir sahne yapacağını bilmiyorsam niye gider de dinlerim sadece Hülya Avşar diye.
Bana çok saçma geliyor arkadaşlar. Bir de şu da anlaşılmasın. Sadece gay olmaktan başka hiçbir meziyeti olmayan şarkıcılar var. Yani sadece gay. Bakın burada gayliği aşağılamıyorum ya da gay olmalarını eleştirmiyorum. Ama sadece gay olduğu için izlenmeye gidilen sanatçılar var. Artık toplum ne kadar yozlaşmış, toplum ne kadar nasıl diyeyim, raydan çıkmış siz düşünün. Burada eleştirdiğim insanların gay olması değil. Bakın yanlış anlaşılmasın, ince bir çizgi var. Sahneye çıkıyorsan bir donen olacak, bir verin olacak. Böğüren insanları alkışlar duruma geldik ya. İsim vermek istemiyorum. Yakınen de tanıyorum, kırmak da istemiyorum. Resmen böğürüyor. O böğüren kişileri de alkışlayan bir kitle var. Yani bu artık ne kadar gece hayatının zıvanadan çıktığını gösteriyor. Ya da müzik nerelere geldiğini gösteriyor yani. Bu olabilir mi? Adam böğürüyor, oturmuş insanlar onu alkışlıyor. Ve o kalabalıkta bir kitle. İnanamıyorum yani. Donesine, verisine, hani sesi güzel olur, görselliği olur, yanlış algılamayın, hiçbiri yok. Ve bir de üstüne üstelik böğürüyor, tek sattığı şey gay olması. Buraya kadar gömleği açıp ondan sonra yani bazıları da biliyorsunuz bunu meslek haline getirmiş. Aslında kimliği bile o değil ama bunu işte süslü erkek sahnede görmek insanların ilgisini çekiyor diye bunu meslek haline getirmiş olanlar da var. Çok onursuzca bir hareket olarak düşünüyorum. Ve yetenekli şarkıcılara, yetenekli müzisyenlere de üzülüyorum. Çünkü bu gereksiz kirli kalabalık yüzünden onlar hak ettiği yerde olamıyor maalesef. O kadar güzel sesler, o kadar değerli yetenekler var ki onların parlatılması gerekirken, onların öne çıkarılması gerekirken, işte dediğim gibi eskiden biliyorsunuz çok güzel kadın diye izlerlerdi. Şimdi de çok güzel gay diye izliyorlar veya çok güzelini de geçtim artık. İşte gay diye izliyorlar. İlginç geliyor. İşte materyali ay oy falan demesi insanlara ilginç geliyor. Bir de böğürüyor. Onu da alkışlıyorlar. Yani çok bana saçma geliyor. Adaletsizce geliyor. Ve şu Ajda Pekkan'ın emeğinden sonra kalkıp bu insanların dinleniyor olması, izleniyor olması gerçekten üzücü. Ben olsam mesela çok sayılı insanın programına gider dinlerim diye düşünüyorum. Ne bileyim bir Sibel Can'ı izlerim, Ebru Gündeş'i izlerim. Hakkını veriyorlar. Ajda Pekkan'ı izlerim, Emel Sayın'ı izlerim. Ne bileyim Abacı'yı izlerim. Yani işte mesela gider ses dinlerim yani. Bunları dinlerim ama kalkıp da buraya kadar bir gömlek, pullu gömlek giydi diye, onu yaptı diye, iki de anırdı diye gidip de onu dinlemem. Gidip de yani bir şey alamam ben ondan ya. Eğlenemem de ben böyle bir eğlence anlayışım yok benim yani. Hele bu, şimdi bazıları gene bana kızacak. Bu TikTok'taki böyle saçma sapan, ne bileyim işte 70 tane birisi kıçına rende takıyor, tırrak yapıyor bilmem, önüne tırrak yapıyor bilmem, buraya yapıyor. Böyle işte Arap müziklerin üstüne böyle güya kendince komedyenlik yapıyorlar. Yani ne kadar bana saçma geliyor bu arkadaşım gösterdi 3-5 tane video böyle. Yani ben böyle şeylere gülemem ya. İnsanlar mizah duygusunu yitirdi. Neye güleceğini bile bilmiyor. Artık ben yemin ederim yeni nesile bazı konularda üzülüyorum. Ekranlarda komedi yok ya. Aşk kusacağız aşk dizilerinden mesela. Tamam aşk çok güzel bir şey ama kadını çıkarıyor iki gösteriyor ondan sonra ondan alıyor onunla sevgili yapıyor ondan alıyor onunla. Ya aşk böyle bir şey de değil, aşk da kirlendi. Bazı dizilerde görüyorsunuz yani işte o karakteri çıkarıyorlar başkasıyla aşk yaşıyor yapıyorlar. Ya o bile artık dejenerasyona uğradı. Aşk 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 ilgi çekiyor toplumun belki de en çok ihtiyacı olan belki de en az elde ettiği şey diye. Rating buradan daha çok çıkıyor diye yapıyorlar ama ben özledim sitcomları, komedi izlemeyi. Keşke tekrar Gülse Birse, Avrupa Yakası gibi ne bileyim işte Jet Society gibi programlar yapsa da izlesek. Ya komedi yok televizyonlarda. Düşünsenize insanların bence en çok ihtiyacı olan şey komedi. Gülmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani aklıma gelen ve eleştirmek istediğim konuların başında insanların gülmeye ihtiyacı var. Bu ekranların kirliliği, o gündüz kuşağındaki dramlar. Yani bir tane olsa anlayacağım ya. Diyeceğim ki hani bir tane var. Yani bir program reyting alıyor diyor. Aynısının 70 çeşitini bütün kanallarda olması bence yaratıcılığın bittiğini, tükenmişliği gösteriyor. Zaten tabii ki televizyonlar bitti ama
yine de bir tükenmişlik var diye düşünüyorum. Keşke komedi olsa, keşke eğitici, öğretici programlar olsa, daha güzel programlar olsa, o renkli kimliğini televizyon kaybetmeseydi diye düşünüyorum. Mesela al onlardan biri, Al Sana Haber. Ne kadar argo gibi geliyor bana yani, Al Sana Haber. Yani şey, nezaketsiz bir isim olmuş bence magazin Seyhan Soylu'nun programı. Şimdi gelmişken onlara da birkaç eleştirim var. Bence magazin 2 ya da 3 kişiyi geçmemeli. Eğer bir masada magazin konuşulacaksa, gündem değerlendirilecekse. Çünkü birbirlerini dinlemiyorlar. Yani dediğim gibi sosyal medyadaki izlenme oranlarına göre yorumcu seçmeye kalkarsanız o iş çığırından çıkar. Yani şimdi Ajda Pekkan'ın konusunu kalkıp da 20 yaşındaki bir kız Baharcan'dan nasıl yorumlasın? Ya da ne bileyim işte 40'lı yaşların üstündeki bir sanatçıyı nasıl değerlendirsin? Yani tamam, o belki de kendi janrında süslendi, püslendi, işte o programlara, işte benim stilimlere falan gider, orada olabilir. Belki mizah duygusunun olması gerektiği bir dizide bile olabilir. Ama kalkıp da bir yorumcu olamaz. Nihat Doğan, Ebru Polat, bence bir de algı oluşturmaya çalışıyor. En çok izlenen, gündemi belirleyen program falan yemezler anacığım. YouTube izlenmelerin ortada yani. 3-5 videonun yüksek tıklanmaların, izlenmelerin haricinde hepsi seviyesi belli işte. Yani hani televizyonu herkes belki takip edemeyebilir reytingler, ama YouTube'da senin reytingin ortada. Buradan Seyhan Hanım'a tavsiyem olsun. Sen eğer, ya artık yapmak için yapmayın, bir işi gerçekten yapın. Yani magazin yorumculuğu yapmak istiyorsan bu işi bilen bir adam al. Bir tane daha partnerin olur, anlarım. Ama o işte masayı doldurmanın bence ucuz duruyor. Zaten görüntü kaliteniz de düşük. Seçtiğiniz konular da saçma sapan. 25'te ya işte Serpil Çakmaklı bebek aldırmış Nihat Doğan'da. Kaz 25 sene önce ya Serpil Çakmaklı dediğin ununu elemiş, artık tarağını kapının önüne koymuş kadın yani. Bu kadın artık bu saatten sonra bunu haber diye getirmeniz. Yani işte bunların da son çırpınışları. İzleniyor mu bilmiyorum, izliyor musunuz bilmiyorum ama bazı yorumları bana... Ben çünkü gündemi takip ettiğim için, televizyonu takip ettiğim için bakıyorum arkadaşlar, izliyorum ve bana komik geliyor yani. O kadar şişirme ve zorlama bir program ki, ya yakında bom diye patlayacaktır eminim. Ben dediğim gibi naçizane Seyhan, sana tavsiyem, yanına sana yakışır bir yorumcu bul, otur adam akıllı program yorumlayın, programınızı işte sunun, bilmem ne yapın, magazin o şekilde olur. Magazin Müge ile Gülşen'i takdir ediyorum arkadaşlar, işlerimizi işlerini yapıyorlar, yapılması gerekeni onlar yapıyor diye düşünüyorum. Böyle kalkıp da suni haberlerle, işte suni saçma sapan haberlerle, bir kilo konusuna da ufak bir değdirmeden geçmeyeceğim Seyhan'a. İşte hatalı bir ameliyat olduğundan bahsediyor bu Seren Serengil'in. Seren Serengil konusuna yine ayrı geleceğim. Ama işte kendisinin ameliyatının başarılı olduğunu söylemeye çalışıyor. Yalnız 90 yaşında görünüyorsun Seyhan. Onca da estetik yaptırdın. İşte kaslarınız eridiği için. Yani ben bu ameliyatı yaptırıp da güzel olan görmedim arkadaşlar. Güllü örneği mesela. Ya şişmanken daha güzeldi bu kadınlar. Seren Serengil'de eminim topluyken daha güzeldi ya. Yani sağlığınızdan olduğunuz ama yanarsın. Görünüş, yani kaslarınız eriyor bir kere. İşte bu algıdan da vazgeçin. İnsanlar, herkes zayıf olmak zorundaymış gibi. Ha, diyetle, normal yollarla zayıflayabiliyorsanız ne hali, ama topluma da herkes zayıf olmak zorundaymış gibi bir algı oluşturmayın, dayatmayın. Genç kızlara sesleniyorum. Kilolu da güzelsiniz. Ha, kendiniz diyetlerle verebiliyorsanız verin, ama sakın bu ameliyatlara kalkışmayın. Böyle mesajlar verin. Ben mesela birazdan şimdi Seren Serengil'in konusunda değineceğim. İşte ya Sibel Can şişman kadın mı? Ebru Gündeş şişman kadın mı? Ya? Hafif toplu kadın bunlar. Bunlara şişman diyorlar, kilolu diyorlar. Yok işte sahneye çıkıyorsunuz bilmem ne. Sizin gibi mi olsunlar? Onlara da böyle işleye 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 kafalarına gitsinler. Onlar da ameliyat olsun. Sizin gibi bütün kasları mı erisin? Yani ben Sibel Can o toplu haliyle yemin ederim daha çok beğeniyorum. Ebru Gündeş'i daha çok beğeniyorum. Yani herkes kuru olmak zorunda değil ya. O zaman yani
çeşitlilik diye bir şey kalmayacak. Güzellik anlayışı, herkes kuru, herkes botokstan çekilmiş gözler, herkes standart tek tipe kalıba koymanın bir manası yok. Kilolu insanlar da güzel bence. Sağlıklı sorunlar yaşayanlar tabii ki böyle ameliyatları tercih etsinler. Artık son çare olarak mecburlardır, böyle ameliyatlara kalkışırlar. Ama 70 kilo, 80 kilo insanların kalkıp da işte bacağım kalın duruyor, kolum kalın duruyor diye ameliyat olmalarını, ne iş yaparsa yapsınlar, ister sahneye çıksınlar, ister oyuncu olsunlar, saçma ve gereksiz buluyorum arkadaşlar ve çirkin oluyorlar. Bu ameliyatı olup da güzel olan ben daha görmedim. Seren Serengil olayında bu konuyu ayrıca değerlendireceğim. Dediğim gibi gece hayatı yozlaşıyor, televizyon yozlaşıyor. Her şey yozlaştığı için insanlar yalnızlaşıyor ve sosyalleşemiyor. Elektronik dünyanın içine hapsolacağız. Tercihlerimiz ve zevklerimizle işte o küçücük telefonlarda yaşamaya mahkum edileceğiz. Eskiden insanlar ne bileyim gece çıkar bir konsere giderdi, ne bileyim insanlar Beyoğlu'nda, İstiklal'de ben bazen gidiyorum, özlüyorum o kalabalığın içine girmek istiyorum bazen. Mesela ne bileyim bunları bitiriyorlar artık, hayatımızdan bunları çıkarıyorlar, bu güzellikler gidiyor. Eskiden gerçekten kaliteli insanlar çıkar müzik dinlerdi. Yani siz böyle kalkıp güzel sesleri buralardan temizleyip böyle önüne geleni şarkıcı yaparsanız, iki tane story paylaştı popüler oldu diye o insanı görmeye giderseniz, işte diyorum ya seçimler kalitenizi belirler. Lütfen beni izleyenlerden ve dinleyenlerden sadece influencer diye, sadece ekranda medyatik diye göründü diye bir insanı para verip dinlemeye gitmeyin kardeşim ya. Saçma geliyor bu bana ya. Gerçekten saçma geliyor ve üzülüyorum. Çünkü hak eden sanatçılar onların yüzünden hak ettiği yerde program yapıp para kazanamıyor diye düşünüyorum. Yani dünya nereye gidiyor artık? Ne oldu ben anlamıyorum yani. Saçma sapan bir hal aldı. Özellikle de bizim ülkemiz. Ay neleri konuşuyoruz? Dolar yandı tutuştu olmuş. O 13-14. Ay gamsız insanlara bayılıyorum bu arada. Bazı insanlar ne kadar gamsız biliyorsunuz. Ay dolar 14 olmuş, 15 olmuş. Ne yiyeceğim, ne giyeceğim, akşam nereye gideceğim? Böyle insanlar var maalesef. Yine bu Seyhan'ın programında en gıcık olduğum şeylerden birisi. İşte onun yüzüğü şu kadar para, bunun yüzüğü bu kadar para. Ya kardeşim azıcık da toplumdan kopmayın. Takabilirsiniz. Dünyanın en pahalı yüzüğünde takabilirsiniz. Evinizde bu yarışı da yapabilirsiniz. Salonunuzda otururken birbirinize yüzüğünüzle hava atabilirsiniz. Ama ulusal kanallarda ne bileyim zor durumda olan insanları da düşünerek böyle pırlanta taşlarınızın fiyatını söyleyerek, işte benimki ev alır, seninki araba alır diyerek böyle saçma sapan haberler, saçma sapan muhabbetler etmeyin. En gıcık aldığım şeylerden birisi de bu. Öyle bir yine yok işte Selin Ciğerci'ninki şu kadar bilmem ne. Selin Ciğerci'yi en çok savunan bendim. Helandır, fişmandır, Seyhan'dan bahsediyorum. Ne oldu? Yok işte bir tane sevgilisi olmuşmuş da işte kitlesini kaybedermişmiş de yani bilmem ne. Ya bu kıza gerçekten niye bu kadar uğraşıyorlar anlamıyorum. Tamam hataları olabilir, yanlışları olabilir. Ben de savunmak istemiyorum. Ama yani dün başka, bugün başka da olmamalı bence. Dün ne söylüyorsa bugün de aynısını söylemelisin. Bizim ülkemizde bunu çok yapıyorlar. Bir gün önce farklı, bir gün sonra farklı konuşup hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyorlar. Ben böyle olmamaya özen gösteriyorum. Tabii beşeriz, şaşarız, insanız, hepimiz hata yapabiliriz. Ama dün söylediğinle bugün söylediğin farklı olmamalı. Ya bu çok sık tekrarlanıyorsa sakin. Gelelim Seren Serengil'e. Şimdi ekran karşısından duygu sömürüsü yapma Seren Serengil. Bence duygu sömürüsü yapıyor. İşte 4 santim boyum kısaldı, kaslarım eriyor, ciğerim gitti, dalağım gitti. Kendin ettin, kendin buldun. Yani şimdi kalkıp bu kadın o kadar her anını ekranda olmasından hoşlanıyor ki hadi birazcık tiye alalım. Bu kadın ölse, imkan da verilse yukarıdan emin olun tabutta başlayacak canlı yayın yapmıyor. Şu an cehenneme doğru gidiyorum. Cehennemin kapısından bir çok sıcak bekliyorum. Yani oradan bile canlı yayın yapar bu kadın. Ay ön tarafta Deniz Akkaya'yı gördüm. Michael Jackson burada. Aa Lady Gaga da buradaymış. Ay bekliyoruz hepimiz cehennemin kapısında diye. İnanın haber yapmasa gelin benim suratıma tükürün. O taraf izin verse. Yani her şeyde haber olmaz. Sen sağlık problemlerini bile kendin haber yaptırıyorsan, masada konuşuyorsan, yani Seyhan da diyor ki işte Zeki Müren gibi, işte bu da televizyonda, ya Zeki Müren'le bu kimleri mukayese ediyorsunuz? Zeki Müren'in derya bir sanatı vardı.
Zeki Müren'le o aynı konumda mı? Zeki Müren gerçekten bu ülkeye sanatsal anlamda hizmet etmiş birisi. Bu kadın gıybet, bir de hiç kimseyi beğenmiyor, hiçbir solisti beğenmiyor. Sanki kendi çok büyük solistmiş gibi. Sen yani milleti de beğenmiyorsun. Şimdi lütfen böyle kalkıp da ektiğini biçiyorsun. Ekranlardan hala da bunu yapıyorsunuz. Hala da toplu kadınlara, yok işte ben işime özen gösteriyorum da bilmem ne, işine özen gösteriyorsun demek sağlığını bozmak, 40 kiloya düşmek demek değil yani. Herkes de bunu mu yapsın istiyorsun? Ebru Gündeş'i kilolu diye eleştiriyorsun, ne bileyim Sibel Can'ı kilolu diye eleştiriyorsun, kılığını, kıyafetini eleştiriyorsun. Biraz da bakış açınızı değiştirin bunları eleştireceğinize. İnsanları da böyle kodlamayın yani. Sanki herkes Çağla Şikel gibi olmak zorunda değil. Tamam, çok güzel ama o genetiği ve yapısı gereği öyle. Sen doğal balık eti bir yapıya sahipsen, bunu bozarsan güzel bir şey çıkmıyor. İşte bozanlarınkinin ne çıktığını ortaya gördünüz. Yani onun için sen şimdi kalkıp işte günah çıkarma yani, sağlığın kötü de bilmem ne, kaç hastaneden görüntü veriyorsun. Televizyonda kendi partnerine bununla ilgili sorular sorduruyorsun. Yani kadın ölse ne diyorum yani, cehennemden haber verecek. Ay çok sıcak, çok da sıra var. Ay kaç derecede yanacağım ben. Acaba kaç derece yakacaklar beni? Hemen oradan melekler söylüyor. Senin 600 derece. Ay Michael Jackson'ın 2000. Aa Mehmet Ali de orada. Ay senin suçun neydi ayol? Sen niye buraya düştün? Aynı koğuş gibi bunları düşünsün. Hepsi orada. Cehennemin kapısında bekliyor. Aa cennetin kapısı bayağı tenha. Ay gelenin gideni de yok o kapının. Herkes cehennemlik. Çünkü o kadar kötü ki insanlar yani. Düşünsene, cehennemde kuyrukta bunlar şimdi. Sesleniyor. Kız sen kaç, ne kadar yanacaksın? Aa ben 1000 derece. Aa sen 400 derece. Hepimiz yanıyoruz burada diyerek. Ay çok sıcak ve havasız burası. Deniz Akkaya sorarlar artık. Ay sen niye düştün? Gıybet, bir de O'dan düştüm. O ne ayol, bilirsiniz işte. O'dan düştüm. Neyse ki Allah'tan Michael Jackson'ı gördüm, için ferahladı diyerekten. Bunlar orada öyle sohbet ederler. Yani diyeceğim o ki, her şeyinizi de ekrana dökmeyin bir anacığım. Yani biz de dalga geçeriz böyle yani. Şimdi sen sağlık problemlerini yaşıyor olabilirsin. Bir hata yaptın. Gerçi üzücü bir durum, tamam kabul ediyorum ama kendin ettin, kendin buldun bacım yani. Hala da o zaman birazcık şu çeneni böyle, kötü kalpli olma böyle. Hala da Ebru Gündeş'e burun kıvırıyor. İşte öbürünü beğenmiyor, bunu beğenmiyor. Kimseyi kendince beğenmiyor. 2-3 kişiyi belirlemiş. Onların dışında herkes buna göre çöp. Yani o yüzden arkadaşlar, eden buluyor kardeşim. Buradan gençlere tavsiyem lütfen. Bakın ben estetik yaptırdım, kabul ediyorum. Burnumu yaptırdım, bir takım yüzünde oynamalar yaptırdım ama inan yapılan hiçbir estetiğin ne bileyim, bir yeri düzeltirken bir yeri bozuyorlar. İnanın buna yani, hep öyle olmuştur yani. İşte ne bileyim, yanağını düzelteyim dersin, işte çeneni bozarlar. Çeneni düzelteyim dersin, burnunu, dudağını yaptırırsın, yüzünün simetrisi bozulur. En güzelini Allah tasarlamış, göndermiş. Olana razı olmak kadar güzel bir şey yok. Ben mesela hayatımdaki, bana sorsa biri en büyük pişmanlığım ne, estetiklerim derim. Keşke yaptırmasaydım. Keşke yaptırmasaydım, gerek de yokmuş yani. O yüzden gençlere buradan tavsiyem, estetik yaptırmayın. Gençlere tavsiyem, hak edenleri dinleyin. Hak eden insanları dinlemeye gidin. Yani ben inanıyorum ya, gençliğe inanıyorum. Bir takım şeylerin de güzel olacağına inanıyorum. Dediğim gibi Ajda Pekkan'ın klibini dört gözle bekliyorum. Bir de son olarak üzücü bir olay. Gerçi bununla ilgili konuşma yasağı da getirilmiş insanlara. Dünyanın çivisi çıkmış hayatım. Ya eskiden köylü dediğin, kırsal dediğin insanlar daha muhafazakar, daha tutucu, daha ne bileyim şefkatli insanlardı. Gündüz Kuşağı programlarında görüyoruz. O Müslüme bebeğe çok üzüldüm. Yani bu erkekler sapıtıyor ileriki yaşlarında. Kontrolü kaybediyorlar. Ya seksten nefret geldi ya. Seksten soğudum ya. 2 yaşındaki çocuğa nasıl bu duyguları hissedersin? Nasıl o çocuğu... Yani inanamıyorum, zaten arkasındaki dram daha büyük, biliyorsunuz çocuk bilmem, düşün bir insan geliniyle beraber olabiliyor. Oğlunun karısına nasıl bakarsın ya, bunlar ne yiyor ne içiyor da bu duruma geliyor. İnanın yediğinizde içtiğinizde dikkat edin. İnsanlık bu hale nasıl gelebiliyor ya? Biliyorsunuz doğuda da, biliyorsunuz bir genç kıza kendi isteği var diye Allah'ın muhtarı ta şeye kadar, valiye kadar osu busu birlikte olmuştur. Artık yani inanamıyorum, yemin ederim bunları duyunca seksten tiksiniyorum yani. Bu seks böyle bir şeyse olmaz olsun, lanet olsun ya. Bu nasıl bir güdüdür, nasıl bir şeydir ya, insanlık dışı bir şey. Şeytan bunların önünde şapka çıkarıyordur. Yemin ederim şeytan bunların önünde şapka çıkarıyordur. Gelinine bakıyorsan, ne bileyim gelin,
Geline tecavüz et, kızına tecavüz et. Ne şerefsizliktir ya. Artık erkekler ne yiyorsa, ne içiyorsa. Bir haber gördüm YouTube'da, erkeklik bitiyor diye. Ya böyle erkeklik bitsin ya. Nasıl sen 2 yaşında bir çocuğa bunu yapabiliyorsun? Nasıl küçücük çocuklara böyle şeyler hissedebiliyorsunuz, düşünebiliyorsunuz? Olmaz olsun, lanet olsun böyle insanlar dedikten sonra kızdığım, sinirlendiğim konuları sizlerle paylaştım. Birisi de demiş ki ay ne öyle kıvrıl kıvrıl kıvrılıyoruz. Hakikaten doğru. Hayatım yumuşak bir koltukta oturuyorum. Biri bana yorum yazmış. Demiş ki şöyle sürekli kıyıklıyorum. Hakikaten ben de izledim o videoda. Niyeyse böyle bir kıyıl kıyıl. Böyle bir kendi kendimi de eleştiriyorum. Bak kimse demesin yani. Böyle bir kıyıl kıyıl hareket etmişim. Niye etmişim bilmiyorum. Hayatım tek başına program yapmak zor. Evinde program yapmak. Ne bileyim. Önceki evimde gene yüksek bir masam vardı. Ayakta duruyordum. Daha bir estetik oluyordu. Ev olanakları, koltukta oturabilirim. Sonra ayakta oluyorum. O da yakışmıyor. Mutfakta çekeyim diye düşündüm. Olmuyor. Küçük. Ne bileyim işte imkanlar bu şekilde arkadaşlar. Beni de böyle idare edeceksiniz. Hakikaten çok hareket ettiğim zaman güzel durmuyor ekranda. Kamalı kamalı bir kadın. Ne bu böyle? Ama ne kadar zayıfladım arkadaşlar. İşte azmin sonucu hayatım. Ben mesela 82'leri görmüş kadın. Hop şurayı biraz tuttum. Unu şekeri kestim. Vallahi tereyağı gibi eriyorsunuz. Kilo da geldiği gibi gidiyor. Ben genetik olarak da zaten zayıf bir kadınım. Öncelikle onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bazılarının sağlık problemleri olabilir. Hormon dengesizliği olabilir. Ben normalde kupkuru bir şeydim. Yani hele 17'li 25'li yaşlarımda 47 kilolarda bir kadındım. O zaman da ikişer tight giyerdim zayıf görüneyim diye. Şimdi de vermeye çalışıyoruz. Ay işte diyorum ya saçı sarı olan siyah ister. Siyah olan sarı ister. İnsan da çok kendinde olmayanı merak eden bir varlık. Çok gerçekten karmaşık varlıklarız. Zayıf insanlar kilo almak ister, kilolu insan zayıf olmak ister, kısa uzun olmak ister, uzun kısa ister. Tercihlerimiz, isteklerimiz maalesef bitmek bilmiyor arkadaşlar. Bugünkü sohbetimiz de bu kadardı. Sizleri seviyorum. Gerçekten seviyorum. Beni sevenleri daha çok seviyorum. Mesajlarınızı okuyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Çok da keyif alıyorum. Deniz Akkaya'yı eleştirdiğim videolarım bayağı bir yorum 600-700 tane yorum olmuş. Neler yazmış neler, bazılarıyla demek ki diyorlar iç sesimiz oluyorsun. Bizim hissettiğimiz şeyleri senden duyuyoruz ve mutlu oluyoruz diyorlar. Ben de ülkemde yaşadığım, gördüğüm ve baktığım bana yanlış gelen konuları burada dile getiriyorum. Umarım sizleri sıkmıyorumdur. Sizleri çok seviyorum. Bol like'lı, bol beğenili bir video olsun. Hepinizi kucak dolusu sevgilerimle öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.